Daha önce katılanlar biliyordur. Aslına bakarsanız böyle webinar tarzı karşımda kimseyi görmeden anlatmayı çok sevmiyorum. O yüzden bazen böyle tekleyebilirim, bazen yavaşlayabilirim. İçin sizden şimdiden özür diliyorum. Bu arada umuyorum sesle ilgili bir sorun var mı? Yok, değil mi? Tamam. Başlayalım. Bugün neyi konuşacağız? IDS, IPS, NDR vesaire nedir? Bunu konuşuyor olacağız. Bu konuda hem bir kavram karmaşası var. Onların üzerinden geçiyor olacağız. Hem de sonrasında bizim de tercih ettiğimiz açık kaynaklı bir IDS, IPS ürününü işte nasıl kuruyoruz, ne yapıyoruz, ne işimize yarıyor, onları görüyor, izliyor olacağız. Tabii başlamadan önce şuradan başlamadan önce bir sürü üretici var, bir sürü ürün sağlayıcısı var ve bunların çeşitli ürünleri var. Çeşitli ürünlerine verdikleri isimler de var. İşte en başta biz IDS ve IPS'i biliyorduk. Sonra bunlar kendi arasında NIDS, Edge IDS vesaire gibi ayrıldı. Derken her üretici aynı işi yapan ürününe farklı isimler vermeye başladı. Burada bu işin biraz reklam, marketing tarafı var. Biraz da aslına bakarsan ürünler de çeşitli konularda farklılaşmıştı. Hepsini bugün piyasada bu amaca yönelik çalışan ürünlerin hepsine verilen isimleri tek tek incelememiz mümkün değil. Ama özetle önce biz elimizdeki ürünü şöyle tanımlayalım. Elimizdeki ürün ağımızdan geçen bütün trafiğin toplandığı bir noktada, bütün trafiği görebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir noktada geçen paketleri tek tek izleyip analiz etmek. Buradaki anomalilerle ilgili, hoşumuza gitmeyen şeylerle ilgili alarm üretmek ya da aktif olarak aksiyon almak. Bu ürünlerin tamamının aslında yaptığı iş bu. Bu ürünler çalıştıkları yere göre ve aldıkları aksiyona göre çeşitli isimler aldılar. Mesela başlangıçta neydi? Biraz önce bahsettiğim üzere A'daki bütün trafiğin geçtiği, bütün trafiğin toplandığı bir noktada trafiği izlediğimizde, yani bir A cihaz üzerinden trafiği izlediğimizde Network Based IDS diyorduk. Daha sonra bazı üreticiler dediler ki biz bunu ağ üzerinde değil de her bir host üzerinde bu trafiği izleyelim. Mesela gidelim sunuculara sensör koyalım. Sunucuların üzerindeki Ethernet trafiğini daha sunucu üzerinde ya da işte endpoint üzerinde izleyelim dediler. Bunun adına host based IDS dediler. Sonrasında sadece detection'la yetinmeyelim. Biz presentation'da yapalım dediler. IDS yerine IPS de geldi. Yani IDS ürününün yaptığı işi yapıp üzerine bir de aksiyon alan ürünler geldi. Bunlara da IPS dediler. Bu arada bu detection ve prevention ürünlerine protokol based ve application protokol based olarak da kendi aralarında ayırdılar. İşte protokol based'ler TCP, UDP gibi protokol bazında, IP protokolleri bazında detection ve prevention yaparken application protokol based'ler Layer 7'ye el attılar ve Layer 7'deki uygulamalar bazında HTTP, işte DNS ya da ne bileyim SSL vesaire gibi trafikleri ya da işte IMAP vesaire gibi trafikleri ve özelleşerek incelemeye başladılar. Presentation tarafındaysa son zamanlarda yeni moda, artık her şeyin içine adını koymazsak olmaz bir konu var. İşte machine learning ya da yapay zeka vesaire. İşte presentation tarafında sadece yukarıdaki ürünlerin, eski IDS ve IPS ürünlerinin kural bazlı anomali bazlı yaptıkları işleri yapay zeka ile makine öğrenmesiyle
yaptığını ve buna göre aksiyon aldığını iddia eden ürünler çıktı. Bunlara da genelde NDR demeye başladılar. Günün sonunda bu ürünlerin hepsinin yaptığı tek bir şey var. Ağımızdan geçen trafiği analiz etmek. Ürünün özelliğine göre bunu imza tabanlı yapabiliyorlar, reputasyon tabanlı yapabiliyorlar ya da işte application katmanında yapabiliyorlar ya da bu son çıkan ürünlerde olduğu gibi makine öğrenmesi yöntemleriyle işte sizin mevcut çalışan network'ünüzdeki durumu gözlemleyip izleyip ona göre sonuç üretebiliyorlar. Ona göre sonuç üretebiliyorlar. Piyasada şimdi ticari ürünler de var muhakkak ama bizim konumuz açık kaynaklı ürünler olduğu için piyasada bu iş için yaygın kullanılan 3 tane ürünü seçtim. Size aslında irili ufaklı başka ürünler de var ama amiral gemisi diyebileceğimiz ürünler bunlar. Bunlar Suricata, Snort ve Zig, eski ismiyle Buro. Bunların hemen hepsi açık, üçü de açık kaynak kodlu. Sadece Buro yani Zig Windows sistemlerde çalışmıyor. Linux, Unix, BSD sistemlerde çalışıyor. Snort da özür dilerim. Buro yani Zig olduktan sonra IPv6 desteğini de aldı. Artık MV4, MV6 desteği her ikisinde de var. Suricata bunların içinde multi-thread özelliğiyle öne çıkan ürün. Snort hala single-thread çalışıyor. Zig de yine multi-thread çalışıyor ama birazdan detaylarını konuşacağımız üzere o biraz farklı bir yoldan gidiyor. Ve bu ürünlerin üçü de signature-based çalışıyorlar. Yani bizim tanımladığımız kural imza setlerine göre çalışıyorlar ve analiz yapıyorlar. Yani diğer bir deyişle açık kaynak camiasına henüz yapay zeka gelmedi de diyebiliriz ya da açık kaynak ürünlerin aslında bu tip marketing söylemlerine çok ihtiyacı yok, işlerine odaklanıyor da diyebiliriz. Burada tercih sizin. Bu ürünler temelde şunu yapıyorlar, çalıştıkları işlem sistemi çekirdeği üzerinde bir paket yakalama kütüphanesi kullanıyorlar. Ve bu kütüphane üzerinden aldıkları paketleri de bu kütüphane sayesinde aldıkları paketleri de çeşitli aşamalardan geçiriyorlar. Aşamalara geçmeden önce paket yakalama kütüphaneleri üzerinde kullanalım, konuşalım. PKAP hemen hemen her işlem sisteminde çalışan oldukça yaygın kullanılan bir paket capture kütüphanesi. Devamında PKAP NG var. İsminden de anlaşılacağı üzere PKAP'in sonraki jenerasyonu. AF paket, pfring, netmap, sniffer 10G vesaire gibi kütüphaneler var. Bu sayıyı artırmak mümkün. Ben en çok kullanılanları, en çok karşımıza çıkanları burada kullandım. Bir de burada şu parantezi açalım. Sadece bu bizim konuştuğumuz amaç için üretilen Ethernet kartları yani ağ kartları ve bu kartların kendileriyle birlikte gelen kendisine özel yazılmış driverları, sürücüleri vesaireler var. Zaten bunlardan bu tarz bir kart kullanıyorsak bu kütüphane paket yakalama tarafında da bu işi bu kart hallettiği için hatta bazen de donanım üzerinde hallettiği için bizim bu kütüphanelere ihtiyacımız yok. Ama tahmin edeceğiniz üzere bu tip kartlar oldukça pahalı. Sadece kartı satın almakla da iş bitmiyor. İşte o kartı sertifiye eden bir sunucunuz olması gerekiyor. O sunucunun sertifiye ettiği bir işlem sisteminiz olması gerekiyor. İşte bunları üst üste koyup bir araya getirmeye çalıştığınızda da ciddi maliyetler çıkıyor. Her ciddi maliyetin ortaya çıktığı yer gibi açık kaynak camiasında işte burada bu tip paket yakalama kütüphaneleri devreye giriyor ve bizim yardımımıza koşuyor. Bütün ürünler ilk aşamada bizim kullandığımız Capturing Library üzerinden paketleri alıyorlar. Suricata ikinci aşamada paketleri decode ediyor ve paketin tipine göre ayırıyor. Bunları eğer tanıdığı, birazdan konuşacağımız tanıdığı application katmanındaki
paketlerden birisi ise o taraftan ilerletiyor. Yoksa stream olarak değerlendiriyor ve multi-thread çalıştığı kısım olan detection engine'ine gönderiyor. Detection engine de bu paketleri inceleyip bizim ona verdiğimiz kural setlere göre ne yapacağımızı söylüyor ve yine bizim belirlediğimiz koşullarda bir çıktı üretiyor. Smart'un fark ettiğiniz üzere Suricata'dan ayrıldığı yer preprocessor ve detection tarafı. Snort Suricata'dan farklı olarak önce ön bir işlemden geçiyor paketi. Kendi anlayacağı, detection engine'in anlayacağı parçalara bölüp detection engine'e veriyor ve sonraki süreç zaten aynı şekilde ilerliyor. Burada Snort multi-thread çalışmadığı için gördüğünüz üzere aynı anda sadece bir detection engine çalıştırıyor. Bu da zaten Suricata'yı bugünün koşullarında öne geçiren özellik oluyor. Tahmin ettiğiniz üzere Snort'un da yakında benzeri bir özelliği bünyesine katacağını şimdiden değerlendirebiliriz. Zeek tarafında, Bro tarafındaysa capturing'den sonra olaylar direkt Event Engine'e gidiyor. Orada da Event Engine'den sonra policy script'lere göre ayrılıyor. Bu Event Engine'in header'da belirlediği içeriklere göre yine burada da bir multi-thread yapısıyla farklı script ünitelerine gönderilip orada işleniyor ve günün sonunda bizim konfigüre ettiğimiz şekilde çıktıya dönüştürülüyor. Biz bugün bundan sonrasında Suricata'yı sizle konuşuyor olacağız. Birazdan Suricata'nın özelliklerinin sadece bir kısmına değindiğimizde bir saatin zaten sadece Suricata'yı anlatmak için bile çok kısa olduğunu göreceksiniz. Diğer ürünleri de belki başka webinarlarda buradan sonraki kısımlarını inceliyor oluruz. Ama bizim kendi uygulamalarımızda da sıklıkla tercih ettiğimiz Suricata ile devam ediyor olacağız bu dakikadan sonra. Suricata'yı tercih ederken en önemli tercih nedenlerimizden birisi açık kaynaklı olması. Open Information Security Foundation isimli bir kuruluş tarafından geliştirme süreçleri yönetiliyor. Tabii bütün açık kaynaklı yazılımlarda olduğu gibi binlerce, on binlerce kullanıcı tarafından da geliştiriliyor, commit yapılıyor. Burada Open Information Security Foundation sadece projenin sağlıklı yürümesi işini yapıyor, denetim işini yapıyor. Biraz önce bahsetmiştik, multi-thread çalışıyor. Bu nedenle özellikle yeni nesil çok çekirdekli işlemciler de rakiplerinden, en önemli rakibi olan Snort'tan da oldukça fazla performans sunuyor. Community desteğinden bahsetmiştik. Endüstri standartlarına uygun geliştiriliyor. Özellikle hani bizim de artık bugünlerde giderek daha sık standart haline getirdiğimiz, sizler için de öyle olduğunu düşündüğüm işte Mitre, Framework vesaire gibi ürünlerle entegrasyonlarını yapıyorlar ürünün. O yüzden ürettiği alanlardan itibaren bizler için daha ciddi görünürlük sağlıyor. Suricata çok fazla donanımı destekleyebiliyor ve özellikle pfRink vesaire gibi kütüphaneler olan desteği sayesinde gidip 10 dolara 20 dolara alacağınız Ethernet kartlarıyla bile giriş seviyesi kartlarla bile tabir doğru olursa harikalar yaratıyor diyebiliriz. Yani burada yine çıktı tarafında da bir text dosya alarm yazmaktan sizin CM'inize, SOAR'ınıza ve diğer firewall vesaire gibi sistemlerinize sistemlerinizle konuşabilecek şekilde tasarlandığı için işlerinizi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Aslına bakarsanız burada şunu da söylemiş oluyoruz. Snort'u isterseniz detection, isterseniz prevention sistem olarak kullanmanız da mümkün hale geliyor bu input-output desteği sayesinde. Lua diliyle kural yazabiliyorsunuz. Yani birazdan inceleyeceğimiz standart kural söz dizimi dışında Lua diziyle de
diliyle de kurallar yazabiliyorsunuz. Bunun avantajı şu, bazen kural sentaksına sığdıramadığınız ifler, denler vesaireler bu şekilde scripting desteğiyle hızlıca kurala dönüştürülebiliyor. Bu da size hem daha esnek kurallar tanımlama hem de daha hızlı çalışma avantajı sağlıyor. Peki Suricata kurulumu için hangi aşamalardan geçiyoruz? Bir işletim sistemi seçmemiz gerekiyor. Lab ortamlarında ya da Suricata nedir diye test etmek için Windows üzerinde de deneyebilirsiniz. Ya da Mac'ler üzerinde deneyebilirsiniz ama hani bunu prod ortamında performans beklentisiyle çalıştıracaksak benim size önerim Linux olur. Linux tarafında da CentOS ya da Red Hat Enterprise gibi bir sürüm olacaktır. Bunun iki nedeni var. Bu üreticilerin de aynı zamanda Suricata tarafını kendi ürünlerinde test ediyor olmaları. İkincisi de repolarının ve paket yönetim sistemlerinin çok derli toplu olması. Windows tarafında zaten WinPCAP paketine olan bağımlılığı nedeniyle özellikle Windows üzerinde paket yakalama konusunda maalesef Suricata'nın dışındaki nedenlerle ciddi performans sorunları yaşamanızı da öngörüyor olacağız. Tabii ben sadece bir sunucumun üzerinde kurayım, o sunucudan geçen trafiği toplayayım diyorsanız bunun için de gayet aslında ideal. Ama megabitlerce trafiği bir Windows sunucu üzerinde işlemek çok mantıklı bir çözüm değil. Sonraki aşamada bu işlem sistemi çekirdeğiyle bizim Suricata'mızın haberleşeceği o biraz önceki slaytta ilk sırada gösterdiğimiz paket filtre tarafı var. Paket filtre tarafında da birçok seçenek var ama bunların içinde bugün için en öne çıkan fiyat performans olarak en öne çıkan ürün PFLink. Çünkü açık kaynaklı ve ücretsiz erişebileceğiniz versiyonuyla 10 gigabit'e kadar band genişliği desteği sağlıyor. Bu arada şurada bakın şeyi biraz önce bahsetmiştik. Özel bir kartınız varsa bu iş için üretilmiş özel bir kartınız varsa orada zaten bu tip bir ürüne ihtiyacınız yok. Direkt kartınızın özelliklerini kullanabilirsiniz. Ama standart bir sunucu üzerinde gelen standart bir Ethernet kartıyla çalışacaksanız PFLink kullanmanız mantıklı. Burada PFLink ve PF paket arasındaki performans farkı ile ilgili birkaç veri koydum buraya. Out of box bir CentOS kurumunda herhangi bir kernel optimizasyonu yapılmış bir CentOS kurumunda throughput değerlerine baktığımızda PF paket için 562, PFLink için 577 değer hesaplamışız. PF paket 562 değerini üretmek için CPU'nun %19'unu kullanmış. PFLink de %13'ünü kullanmış. Bu amaç için Suricata kullanacağımız makinede optimize ettiğimiz Linux kernel'ından sonra PF pakette throughput değerleri düşmüş ama bakınız PFLink ile çalıştırdığımızda CPU kullanımını aynı yerde tutarken throughput değerini 577'den 747'ye çıkarmışız. Buradan nereye geliyoruz? Bunun Suricata'yı prod ortamda kullanmak için Linux çekirdeğine de hala ufak tefek dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Bunlar kullanacağımız Ethernet kartına göre bu optimizasyonlar kullandığımız Ethernet kartına ve bu kartın sürücülerine göre değiştiği için burada bunların detayına tek tek girmemiz mümkün değil. Ama siz de böyle bir kurulum yaparken kullanacağınız Ethernet kartı ve o kartın driver'ıyla ilgili Suricata tarafında ne tip konfigürasyonlara ihtiyacınız olduğunu internet üzerinde araştırıp bulabiliyor olursunuz. Sonrasında kullanacağımız interface seçimi, bu interface üzerindeki MTU değerleri vesaire gibi kartla ilgili fiziksel
kartla ilgili ayarları yapmamız gerekiyor. Burası yine kullanacağımız kartı ve driver'ın desteklediği özelliklere göre değişmekle birlikte basitçe ETH tool aracıyla yaptığımız optimizasyonlar. Yine internet üzerinde Suricata için ya da benzeri paket yakalama operasyonları için mevcut Ethernet kartınızı analiz edip bununla ilgili kullanabileceğiniz parametreler konusunda sizi bilgilendiren çok sayıda tool araç bulabilirsiniz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle buradaki konfigürasyon sonrasındaki yaşayacağınız performans sorunları için önemli arkadaşlar. Çoğu kurumda görüyoruz. Bu özellikle kernel optimizasyonu ve interface ayarları tarafında bir efor harcanmayıp genelde yaşanan paket kaybı vesaire sorunlar sisteme daha çok CPU ve RAM eklenerek çözülmeye çalışıyor. Aslında buradaki basit birkaç dokunuşla kaynak ihtiyacını oldukça azaltmak mümkün. Network tanımlarını yapıyoruz. İnterfeyslerimizi seçtik. Kernel optimizasyonumuzu yaptık. Paket filtremizi koyduk. Artık Suricata'yı da bu makinenin üzerinde kurduk. Suricata'nın çalışmaya başlaması için ve bunu düzgün yapabilmesi için bizim önce mevcut topolojimizi Suricata'ya bir tanıtmamız gerekiyor. Bunun içinde işte home network'ümüz neresi, sunucu network'ümüz neresi, external bacaklarımız hangileri, İşte ya da HTTP serverlarımız hangileri, SQL serverlarımız hangileri gibi burada sadece HomeNet tanımını yaparak bile yol almak mümkünken aslına bakarsanız hatta hiçbir tanım yapmadan hepsine eni yazarak yol almak mümkünken birazdan göreceğimiz üzere özellikle kural setlerimizi çalıştırırken ve yapılandırırken burada girdiğimiz detaylar bizim için hayat kurtarıcı hale geliyor olacak. Bizim için çok daha derli toplu bir ortam sağlıyor olacak. O yüzden benim size önerim bu aşamada biraz zaman harcayıp buradaki ayarları mümkün olduğunca detaylandırmanız. Tabii burada detaya boğulduğunuzda kural setlerinde de detaya boğulacağınızı hatırlatmak isterim. Orada optimumu bulmak gerekiyor. Artık networklerimizi vesaire de tanımladık. Şimdi ne yapabiliriz? Suricata'ya artık işleyebileceği paketleri vermemiz gerekiyor. Hatırlıyorsanız en başta işte IDS, IPS, inline, pasif, mirror vesaire gibi kavramlar konuşmuştuk. Şimdi biz Suricata'yı sadece detection modda çalıştıracaksak bizim neye ihtiyacımız yok? Trafiğin bizim üzerimizden geçmesine ihtiyaç yok arkadaşlar. Değil mi? Yani biz zaten geçip gitmiş olan trafiği analiz edip bunun üzerinde bir hoşumuza gitmeyen ya da istemediğimiz bir şey var mı yok mu buna bakabiliriz. İşte bu noktada sadece IDS modunda, detection modunda çalıştıracaksak internete çıkan noktamızın hemen arkasında bir yerden bir mirror, spam vesaire ya da bir tap cihazıyla geçen trafiğimizin tamamını Suricata kurulu makinamıza aktarabiliriz. Bunun bize avantajı ne olur? Ağımızı yavaşlatmamış oluruz. Ağımızda network trafiğimiz üzerinde ekstra bir instance daha oluşturmamış oluruz. Arada paket işleyen bir ünite daha koymamış oluruz ve bu sayede ağımızı ne yapmamış oluruz? Yavaşlatmamış oluruz. Ve burada hızla ilgili kaygımız kalmadığı için zaten bunu artık mirror'un üzerine taşıdık. Yani bir kenarda açıp bakıyoruz bu paketlere. Haliyle birkaç saniyeyi belki birkaç dakikayı da göz ardı edebiliriz. Biraz daha geriden işleyebiliriz. Bu çünkü arkadaki kullanıcılarımızı ya da sistemlerimizi durdurmayacak. Peki bunun dezavantajı ne? Zararlı bir paketin arkasından paket geçip gittikten sonra ağlamak her zaman çözüm olmuyor. Bazen keşke bu geçip gitmeseydi dediğimiz durumlar oluyor. İşte bu tip durumları da göze almıyorsak, yani burada esneyemiyorsak maalesef getirip Suricata cihazımızı ne yapmamız gerekiyor? Inline konumlandırmamız gerekiyor. Yani internete çıkmadan önce switch ile firewall'umuzun arasına bir yere cihazı koyup bütün trafiği
Sulika'da kurduğumuz makinede geçirip ondan sonra internete göndermemiz ya da firewall'a göndermemiz gerekiyor. Burada yine sadece detection modda mı çalıştıracağız? Yoksa konumlandırdığımız konum itibariyle elimizde artık prevention seçeneği de var. Yani Suricata'ya artık bu paketlerle ilgili bana sadece alert üretme, sadece gürültü yapma, aksiyon da al diyebiliriz. Burada drop da et diyebiliriz, reject de et diyebiliriz. Burada avantajımız bu. Zararlı paket daha buradayken durdurma şansımız var. Dezavantajı nedir? Hepinizin tahmin ettiği üzere çok çok daha fazla kaynak ihtiyacımız var. Buradaki en önemli darboğazımız arkasındaki bütün sistemleri, yani buradaki yükün arkasındaki bütün sistemleri yavaşlatacak olması, bütün sistemleri etkileyecek olması. Fark ettiğiniz üzere burada sizing konusu devreye giriyor ki işte burada da kullandığınız donanımın özelliklerine, kullandığınız paket filtre, ağınızdan geçen trafiğe, ağınızdan geçen ortalama trafiğe, beklediğiniz maksimum trafiğe, maksimum bant genişliğinize vesaireye göre çeşitli hesaplar yapılıp kapasitenin doğru ayarlanması gerekiyor. Özellikle inline konumlandırdığınız durumlarda fark ettiğiniz üzere burası hata kaldırmıyor arkadaşlar. Birazdan geçeceğimiz kural tarafında da inline konumlandırdığımız bir üründe çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Çünkü hiç istemediğimiz bir trafiği de istemediğimiz bir anda durdurmamız mümkün. Bu arada ben takip edemiyorum ama soru vesaire bir şey yok herhalde, değil mi? Tamam. Şimdi makinamızı kurduk, Suricata'mızı kurduk, Suricata'mıza networklerimizi tanıttık, bütün ayarlarımızı yaptık ve artık Suricata'nın bizim için çalışmasını istiyoruz. Neye ihtiyacı var Suricata'nın? En başta söylemiştik, imza bazlı çalışan, kural bazlı çalışan bir IDS ürünü Suricata. O yüzden bizim ona bazı kurallar vermemiz gerekiyor. Kötü, iyi olan şeyi baştan söyleyeyim arkadaşlar. Çok nadiren yeni kural yazmamız gerekecek. Çünkü birazdan göstereceğim üzere aslına bakarsanız piyasada bununla ilgili bir sürü feed bulacaksınız. Bir sürü kural bulacaksınız. Ama tabii ki sizin de bugüne kadar defaten tecrübe ettiği üzere bu hazır kurallar hiçbir zaman bizim işimizi %100 görmüyor olacak. Biz yine gidip kural yazmak zorunda kalacağız. Peki kural yazmak zorunda kaldığımız zaman kuralı neye göre yazacağız? Suricata'nın kurallarında 3 ana kısım var. Action, Header ve Options kısmı. Action kısmında bizim devamında yazdığımız kural match olduğunda geçen paket bizim devamında verdiğimiz header ve options kısmında verdiğimiz içeriklere match olduğunda ne yapacağını söylüyoruz. Burada eğer IDS modunda çalışıyorsak, sadece detection modda çalışıyorsak tek seçeneğimiz var. Alert. Prevention modda çalışıyorsak reject, drop ve pass gibi seçeneklerimiz de var. Tabii pass, reject ve drop seçenekleri yine Suricata'yı baştan nasıl konfig ettiğimizle ilgili. Deny all'la başlarsak burada senaryo farklılaşıyor. Pass all'la başlarsak senaryo farklılaşıyor. Bu da tamamen sizin kurgunuzla ilgili. Sonrasında alınacak action'dan sonra artık hangi paketlerin içine bakacağımızı söylüyoruz bu kural için. Diyoruz ki burada protokol tarafında TCP, UDP, ICMP, IP vesaire bunlardan birini veriyoruz. Sonra kaynak IP'sini veriyoruz. Source IP'si buysa. Burada source IP kısmında biraz önce netler tanımlamıştık ya, tek bir IP yazmak yerine mesela dalır server net diye server grubunu tanımladığımız değişkeni de verebiliriz. Burası esnek ve sonra source port tanımını yapıyoruz. Arkasından da destination IP, destination port tanımlarını yapıyoruz. Destination port tarafında yine eğer bilinen standart bir port ve servis adıysa servisin adını da yazabiliyoruz.
Ve arkasından artık geliyoruz options tarafına. Options tarafında seçenekler çok. En basit haliyle burada iki tane şey söylememiz gerekiyor. Üç tane şey. Bir SID, kural numarası. Bu kurala bir numara veriyoruz. İki mesaj, bu kurala match olduğunda, herhangi bir trafik bu kurala match olduğunda bizim alertleri yazdığımız yere, bu bir text dosya da olabilir ya da buradan bu CM'imize kadar gidiyor olabilir. MSG kısmında, mesaj kısmında ne olacak? Yani biz alarm olarak neyi alacağız? Mesela burada DNS lookup for bgsecurity.com demişiz. Peki bunun olması için ne gerekiyor demişiz? Neye bakman gerekiyor? Eğer bu geçen paket bir DNS query paketi ise ve paketin payload'unda ya da header'ında herhangi bir yerinde, content'inde bgsecurity.com geçtiyse şu alarmı oluştur diye burada suikataya tanım yapmışız. Tabi bu kadar basit mi ya da bu kadarcık mı? Değil. Mesela bakın burada farklı kural örnekleri koydum. Farklı senaryolar koydum. Mesela burada alert üret demişiz. Ne için? SSH için. Any'den herhangi bir kaynak IP ve herhangi bir porttan şu bloğu 2022'sine giden bütün SSH trafiklerine SSH trafik on non SSH port adında bir alarm oluştur demişiz. Bunun alarmın numarası bu olsun, kuralın numarası bu olsun. Revizyonu da bu demişiz. Bu revizyon bizim yaptığımız kural değişikliklerini takip etmek için kullanabileceğimiz bir alan. Bakın yine aşağıda bu geçenlerde çok canımızı yakan Log4j ile ilgili canlı çalışan bir kuralın örneğine koydum buraya. HTTP protokolü ile herhangi bir yerden herhangi bir yere giden, yani port vesaire fark etmiyor. Paketin payload'una baktın, bunun HTTP trafiği olduğuna karar verdin. Şu alarmı üret demişiz. Bu alarmı üretmen için de bu payload'un içinde şunu araman gerekiyor. Fast pattern tarafındaysa nedir o? Düzenli ifadeyle şuna bakman. Bunu gördükte eğer bunu yakalarsan sonrasında gidip content'in içine bakman. Content'in içinde de bunu görürsen bize bu alarmı üretmen gerekiyor diye Suricata'ya bir tanım yapmışız. Şurada başka dikkatinizi çekmek istediğim bir özellik için burada başka bir kural daha koydum. Mesela TLS tarafında invalid earthbeat alarmı oluşturmuşuz. Şurada bir class type tanımı yapmışım bakın. Demişim ki class type buysa, bunun referansı budur. Bahsetmiştim. Endüstri standartlarıyla da entegre edebiliyorsunuz vesaire gibi. Bakın burada CVA tanımı yapılmış ama siz burada Mitre'ye de referans verebilirdiniz. Burada önemli konu şu class type tarafı. Bu class type'ları da biz belirliyoruz arkadaşlar. Bizim Suricata için classification.config dosyamız var. Bu config dosyasında gelip kendi class type'larımızı belirleyebiliyoruz. Dosyanın başında zaten hangi paterni kullanacağımız yazılmış. Short name'i, short description'ı ve önceliği tarafı. Mesela classification tarafında bad unknown TLS demişiz. Potential bad TLS trafik demişiz ve bunun severitesini 3 demişiz. Bu tanımı bir kere yaptıktan sonra Suricata bu alarmı oluştururken bizim bu severitimizi de bu alarmı ekliyor ve biz bu sayede Suricata'dan gelen alarmları işte sadece alarmın subjektine göre, içeriğine göre değil de kendi belirlediğimiz severitilere göre de filtreleyip izleyebilir hale geliyoruz arkadaşlar. Peki kurallarımızı tanımladık. Bu kural setleri tarafına döneceğim. Çıktı tarafı var. Peki biz bu kadar şey yaptık da
Bu çıktıları ne yapacağız? Ne işimize yarayacak bu çıktılar bizim? Şimdi Suricata'nın en esnek olduğu yerlerden birisi de çıktı tarafı arkadaşlar. Şurada file type tarafında config dosyasındaki tanımdan gördüğünüz üzere birçok formatta birçok hedef için kaynak çıktı üretebilirsiniz. Varsayılan olarak neyi kullanıyoruz? Bunu kullanıyoruz ve burada da EV JSON dosyasına yazmasını istiyoruz. Bu şekilde regular formatta Suricata EV.json dosyasına alarmları JSON olarak yazıyor. Peki nereye yazacağız? EV.json'a. Ne yazacağız? Regular formatta JSON olarak yazacağız. Peki neleri yazacağız biz bu dosyanın içine? Diyoruz ki bakın alert görürsen, eğer bir alert ürettiysen alert'ün payload'unu yaz. 4 kilobayt olarak, 4 kilobayta kadar olan kısmı yaz. Sadece hexini değil, printable olarak da yaz. Body'sini de yaz. Body'nin printable'ını da yaz. Yani alerte dönüşen bir trafikte bunları dosyanın içine, alertin içine ekle. Ya da DNS trafiği gördüğünde bu dosyaya yaz. Enable yes. DNS requestleri yaz. Responseları da yaz. Detail mi yazsın, gruplayarak mı yazsın? Ya da sadece A sorgularını mı yazsın, MX sorgularını mı yazsın, TXT sorgularını ya da bunların hepsini mi yazsın gibi hangi DNS taglarını yazacağını da yine bu şekilde belirleyebiliyoruz. Anomallerde ne yapacağını aynı şekilde belirleyebiliyoruz. Bakın HTTP ve TLS tarafında neleri dosyaya alarmın içine ekleyeceğini belirleyebiliyoruz. Bu iyi haber. Peki hocam bana birden fazla şekilde bu çıktılar lazım. Onun da kolayı var. Hemen geliyoruz. Output tarafında birden fazla çıktı dosyası tanımlıyoruz. Bunlardan bir tanesine alertleri ve dropları yazdırıyoruz. Bu alert ve dropları yine şurada gördüğümüz gibi detaylandırabiliyoruz. Onların da kendi içinde ayarlarını yapabiliyoruz. EV IPS dosyasına sadece alert ve dropları yazarken diğer bir dosyada HTTP, DNS ve TLS ile ilgili içerikleri de ne yapabiliyoruz? Yazdırabiliyoruz. En güzeli de bunu aynı anda yapabiliyoruz arkadaşlar. İşte buradan sonra sizin kurgunuza kalmış. Bu trafiği isterseniz IPS trafiğine gidip CM'nize gönderin ya da ne bileyim başka ürününüze gönderin vesaire. Suricata'nın kutudan çıktığında desteklediği bazı protokoller var. Bunların burada bir listesini çıkardım. Layer 7'de şunların tamamını otomatik olarak tanımlayıp bunlar için kullandığı keywordlerle kural oluşturabiliyorsunuz. Bu keywordler tarafı acaba ekranda okunabilir durumda mı? Şurada şunlar. Okunmuyor değil mi? Onu bakayım şöyle büyütebilecek miyim? Öyle büyütemiyorum. Şöyle yapalım. Ekran gitti mi? Tekrar paylaşalım. Buradan nereye? Evet, şurayı şöyle büyütürsem okuyacaksınız. Büyüdü mü? Evet. Bakın, IP için kullanabileceğimiz keywordler, IP için IP protosu şuysa, protokolü şuysa, V4 header'ında şu varsa, V6 header'ında şu varsa, GeoIP'sinde şu varsa, fragmentation bitleri şu şekilde ise, fragmentation offsetleri bunlarsa ki buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Konuyla ilgilenenlerin bildiği üzere saldırganların IPS, IDS gibi ürünleri aptatmak için en sık kullandıkları en basit yöntemlerden birisi
fragmented paketler ve gördüğünüz üzere sulikatalar üzerinde build-in bu paketleri de analiz edip izleyebilecek, bunlardan kural setleri oluşturabilecek destek geliyor. Yine TCP tarafında sekans, ACK, Windows, header vesaire gibi keywordler kullanabiliyoruz. ICMP için sadece ICMP paketi mi değil mi değil, ICMP'nin type'ı, kodu, ID'si, sekansı, MTU değeri vesaire gibi içerikleri kullanabiliyoruz. Ya da payload tarafında bakın, payload şunla başlıyorsa, bununla bitiyorsa, offset'i buysa, distance'ı buysa gibi 20'ye yakın keyword'ü yine kural setlerimiz içinde kullanabiliyoruz. Demiştik layer 7 tarafında da bazı protokolleri otomatik olarak tanıyor diye. Bunlardan birisi HTTP'ydi. HTTP tarafında yine bakın metodu, URL'i, URL content'i, URL'ini vesaire, cookie, referer'i gibi oldukça fazla keyword üzerinden kural yazabiliyorsunuz. Bunlar da diğer göstereceğim örnekler. DNS için op kodu ve query'nin içeriği, SSH için versiyon vesaire bilgileri, HTTP 2 için yine biraz önce gösterdiğimize benzer özellikler. Hatta geçen trafiğin içinde mesela bir FTP trafiğin içinde bir dosya yakaladıysa, gördüyse, bu dosyanın MD5'i şuysa diyebiliyorsunuz. Ya da diğer hashleri buysa diyebiliyorsunuz. File size'ı bu kadarsa diyebiliyorsunuz. Extension'ı buysa diyebiliyorsunuz. Ya da extension'ı değil de magic ile file type'ını kontrol edebiliyorsunuz. Sanıyorum ne kadar güçlü bir araç olduğu konusunda geldi mi? Neymiş? Evet, soru şöyle arkadaşlar. Şimdi aslında gelecektim ama üst üste geldi. HTTPS trafiği için farklı çözümleri düşünmeliyiz sanırım. Sonuçta şifreli bir trafik olduğundan ilgili cihazın client ile server arasına girebilmesi ve paketleri açabilmesi gerek. Evet, soru yerinde ve güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi burada iki konu var. Bir, fark ettiğiniz üzere biz TLS tarafında TLS başlıklarını takip ediyoruz ama evet, arkadaşımızın sorusundaki gibi içeriği maalesef şu aşamada inspect edemiyoruz, göremiyoruz. Burada farklı senaryolar var. Mesela siz farklı bir ürünle SSL offloading yapıp çözdüğünüz trafiği SSL'siz bir şekilde suricataya verebilirsiniz, mirror edebilirsiniz. Ya da hani içerideki yapınızı buna göre kurgulayıp kendi sertifikalarınızı kullanıp suricataya da ilgili sertifikaları verip bu trafiği bu şekilde dekript etmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kurgulayacağınız senaryoyla ilgili. Ama pratikteki senaryoyu söyleyeyim. Genelde farklı bir ürünle, yani bütün SSL trafiğini değil de mesela ne yapıyorlar? Gidip web proxy üzerinde SSL offloading yapıp SSL'i web proxy üzerinde açıp, hazır orada açmışken bunu bir de suricatadan geçirebiliyorlar. En yaygın kullanılan yöntem bu. Yani suricatayı bir de buradaki SSL'in dekript edilmesi için suricata üzerinde kaynak kullanmıyorlar. Bence de mantıklı senaryo bu arkadaşlar. Ben tekrar ekran paylaşayım. Ama bir kere daha üzerinden geçelim. Gördüğünüz gibi içeriği görmesek de SSL, TLS vesaire bunların başlıkları ile ilgili her türlü bilgiyi dikkat edip bize bunlarla ilgili kural yazmamızı da sağlayabiliyor. Peki, biraz önce bahsetmiştik.
Bu kuralları tek tek elimizle mi yazıyoruz? Hayır, elimizle yazmıyoruz. Okunuyor mu? Okunmuyor, değil mi? Peki burada şöyle yapalım isterseniz. Burada sunumlardan biraz çıkayım. Bir ürün arayüzüne geçelim. Orada en azından tarayıcıyı büyüterek ilerleyebiliriz. Ben tekrar şu ekranı durdurayım. Ya slaytlar hazırlarken ne kadar dikkat etsek de yine de sonunda bunlar bu hale geliyor. Neymiş? Suricata gibi açık kaynak yazılım ile Sophos gibi ve buna benzer cihazların arasındaki fark nedir? Arkadaşlar, kapalı satılan ürünlerin mutfağını göremediğimiz için burada sadece yorum yapabiliriz ve biz kendi gördüklerimizle değerlendirebiliriz. Temelde hepsi aynı işi yapıyorlar. Yani ne ticari ürünler bir sihir yapıyor, ne Suricata bir sihir yapıyor. Günün sonunda bunların hepsinin mantığı aynı. Hepsi bir network interface'den geçen paketi alıp parçalayabildiği en küçük parçaya parçalayıp sonra da içinde analiz yapmak. Analizleri de neye göre yapmak? İşte bizim bu kullandığımız kural setlerine göre yapmak. Şu ürün şunu kullanıyor, bu ürün bu engine'i kullanıyor vesaire detayına girmek çok doğru değil. Ama piyasadaki ticari ürünleri de biraz detaylı incelediğinizde aslında şu anda konuştuğumuz yapının üzerine inşa edilmiş, özelleştirilmiş ürünler olduğunu zaten göreceksiniz. Daha kısa lafı dolandırmadan söylemem gerekirse aslında yok bir farkları. Burada sizin bakış açınıza göre durum şekilleniyor. Siz şunu da diyebilirsiniz. Ya ben desteğe ihtiyacım yok. Ürünün her şeyine erişimim olsun. Ben ürünü kendim alır, geliştiririm. Kendim ilerletirim süreçlerimi diyebilirsiniz. Bu sizin için Suricata tarafıdır. Ya bu ürün olsa bile benim bunu ayıracak zamanım yok. Benim bunu konfig edecek zamanım yok. Benim bunu yönetecek zamanım yok. Ya da ben sorun yaşadığımda karşımda kanlı canlı destek isterim arkadaş diyorsanız o zaman tabii ki ticari ürünleri tercih ediyor olmak durumundasınız arkadaşlar. Aslında burada biraz sizin yoğurt işinizle ilgili oluyor olay. Ben test ortamını çalıştırıyorum bana 1-2 dakika verirseniz. Yine soru gelmiş. Bu arada onu şey yapalım. Hocam evet teorik soruyu okuyayım önce. Sadece ben IDS olarak Suricata'yı monitör etmek için kullanacağım. Bana anlık olarak gelen trafik 10 gigabitten büyük olursa ne gibi sonuçla karşılaşacağız? Veya 10 gigabitten büyük gelen trafikleri rahatlıkla analiz edebilir miyiz? Edebiliriz arkadaşlar. Burada biraz önce bahsettiğim paket filtreların, pfring vesaire gibi ürünlerin pfring özelinde söyleyeyim. Pfring'in açık kaynaklı ücretsiz dağıtılan bir sürümüyle standart bir Ethernet device üzerinde 10 megabit'e kadar olan trafikleri diğer konfigürasyonların ve kaynakların da doğru olması koşuluyla analiz etmeniz mümkün. Ama 10'un üzerine çıkacağım, 20, 30, 40'a gideceğim diyorsanız pfring'in ücretini ödeyip alabileceğiniz özelleştirilmiş versiyonları da var. Maalesef daha profesyonel bir paket filtre, commercial bir paket filtre edinmek durumundasınız. Kötü haber bu, iyi haber hala Suricata'yı bununla kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi sizinle Suricata'nın da çalıştığı bir arayüz paylaşacağım. Onun üzerinden ilerleyeceğiz.
Evet, şimdi ekran paylaşalım. Şurada da bir soru var, onu gördük değil mi? Security Union kullanmak farklı kısıtlamalar getirir mi? Suricata özelinde soruyorsanız hocam, aslında getirmez. Yani Suricata'nın şu anda benim size göstereceğim gibi derlenip toparlanıp biraz daha yardımcı ürünlerle bir araya getirilmiş hali Union. Tabii ticari paketleri de olduğu için ister istemez bazı özellikleri ticari pakete saklıyor olabilirler. Bütün detaylarına hakim değilim. Şimdi nasıl görünüyor ekran? Evet, ELK sistemleri ile entegre olabiliyordu değil mi demişsiniz Elasticsearch. Mesela biz sizlerden farklı bir talep gelmediği sürece Suricata'yı Vazuf ve Elasticsearch üçünü bir arada kullanıyoruz. Suricata'yla network tarafını izliyoruz. Topladığımız alanları Vazu üzerinde korele ediyoruz ve Elasticsearch Kibana üzerinde de görselleştirmesini yapıyoruz. Şimdi gelelim sorulara biraz ara verelim. Sonra tekrar devam edelim. Gelelim şimdi Suricata kural set tarafına. Bu ürünün için üzerinde fazla farklı birkaç bileşen daha var ama ben şurada rule set tarafından başlayacağım. Bakın burada default rule set demişiz. 3 tane rule set kaynağı var demişiz. Buna view diyelim. Şu taraftan ilerleyelim. Bakın ET open rule set, SSL BL abuse'un rule seti ve PT Research'un rule seti olmak üzere 3 ayrı rule set tanımlıymış bu ürün üzerinde. Bu rule set dediğimiz arkadaşlar aslında bakarsanız biraz önce örneğini gördüğümüz kuralların derlenip toparlanıp çeşitli kategorilere ayrılıp sonra da bir TAR-GZ dosyasında birleştirilmiş hali. Piyasada en yaygın kullanılan ET Open'ın rule seti, Emerging Threats'in rule seti. Bakın bu rule setin içinde şu andaki en son 17 Ağustos'ta güncellenmiş. Bunun içinde 52 kategori ve 37.032 tane kural varmış. Peki bu 52 kategori ve kural neymiş? O detaya gidelim. Bakın kategorilerde bunlarmış. İşte Coin Miner, Exploit, ICMP, devam edelim başka neler varmış. Phishing, Telnet, User Agents, Web Client, Web Server, Tor vesaire. İlk sayfaya gidelim. Buradan bunun sonrasında ne var? Şuradan şeye bakalım. Neredeydi o? Mesela şuradan bir Coin Miner kuralı bakalım. Bakın Coin Miner kuralların içine girdiğimizde de bu kategorinin içine girdiğimizde de birçok kural getirdi bize. Bu kuralların nelerle ilgili olduğu, hangileriyle birbiriyle ilişkili olduğu vesaire gibi burada görelim. Kuralın üzerine tıkladığındaysa, SID'sine tıkladığındaysa bakın kuralın tanımı kısmına geliyoruz. Türkçe okunuyor mu? Biraz daha büyütelim mi? Tamam. Burada neyi görüyoruz? İşte en başta action'ı vermiş. Sonra header bilgisini vermiş. Nereden nereye olan trafiğe bakacağına bilgisini vermiş. Ve sonrasında da işte bunun alerti ne olacak? İşte hangi içeriklere bakacağım? Content'in içinde neler olacak ya da olmayacak gibi bilgileri kuralın içine vermiş. Aktif olduğunu ve geçerli olduğu bilgisini vermiş. Eğer bu kuralla ilgili revizyonlar olsaydı onları burada görüyor olacaktık. Birkaç kural daha bakalım bu şekilde neler var tarafında. Bakın Malicious SSL sertifikası ile ilgili
Nereye gitti? Ha. Malicious SSL sertifika. Arkadaşlar, kuralları bu şekilde oluşturduk. Bu şekilde güncel kalmayı sağladık. Birden hem kendi yazdığımız kurallar var, hem birden fazla kaynaktan aldığımız kurallar var. Bunları düzenledik. Peki bunlarla ilgili bu kuralları işlerken ne yapıyoruz? Mesela burada siz farklı ürünler tabii ki kullanabilirsiniz. Günün sonunda bütün bu alarmlar, şurada gördüğünüz bakın şu JSON dosyası, adı evil JSON olan bir dosyaya yazılıyor şu içerik. Bunu siz istediğiniz ürününüzle bu dosyayı okuyup ürünü aktarıp entegre edebilirsiniz. Burada ben size örnek olarak EvilBox ürününü gösteriyorum. Burada ne olmuş? Gelen loglar, Suricata tarafından toplanan loglar bu ürün üzerinde okunmuş ve alarm listesine döndürülmüş. Buradan ben herhangi bir tanesinin detayını merak ettiğimde genişletip bu alarm neymiş, neyle ilgiliymiş, nereden gelmiş, source'u neymiş, destination neymiş, flow ID'si neymiş, flow ID'ye tıkladığımda o flow'daki diğer içerikler. İşte Suricata'nın bir kod ettiği HTTP başlık bilgisi nasılmış? Hatırlıyorsanız log dosyasına yazarken hem hex'ini yaz hem de okunabilir halini yaz demiştik. Bakın bu ikisini de almış trafiğin loga yazmış. Payload'u da aynı şekilde her iki şekilde de almış. Günün sonunda şu yukarıda gördüklerimizde bu aşağıda gördüğümüz JSON'ın okunabilir hale getirilmiş şekli. Peki buradan ne yapabilirim? Gelip hızlıca bunun üzerinden bu SID ile ilgili oluşan diğer kuralları göster diyebilirim. Şu source IP ile ilgili bir rapor çıkar bana. Bu başka neler yapmış, başka ne alarmlar üretmiş diye rapor oluşturabilirim. Ya da Destination IP ile ilgili aynı raporu oluşturabilirim. Aksiyon alacaksam mesela şuradan gelip eskalede edebilirim bu alarmı gibi. Alarmları incelerken bunları yapabiliriz. Tabii bu ürünleri diyelim ki biz Suricata'yı Detection modda çalıştırdık ama aynı zamanda Prevention da yapmak istiyoruz. İşte bu ve buna benzer ürünlerimizde entegrasyonları yapıp ya burada işte Suricata'dan geldiyse, bunun severity'si şu ve üzerindeyse ve destination tarafı buysa git beni bunun firewall'ında blokla diyecek bir API entegrasyonunu hala bu aşamada yapabilir durumdayız. Bu hocam %100 prevention mıdır? Hayır değildir. Ya da burada bunu şuraya ekleyeceğiniz aksiyonlarla analistinize de bırakabilirsiniz. Yani şuraya bir otomasyon ekleyip analistinizin gidip bu IP'yi bloklamasını da sağlayabilirsiniz. Şuradan geri dönelim. Bir de aynı olayların ELK üzerinde biraz önce soru da gelmişti. Elasticsearch üzerinde görselleştirmesi ile ilgili bakalım. Bakın burada da yine Suricata Network'ten gelen loglarla ilgili şu biraz önce EvilBox'ta gördüğümüz alertlerin Kibana üzerinde de görselleştirilmiş haline bakalım. Bakın burada da hangi alarm gelmiş, kaç tane gelmiş, bu gelen alarmların içinde hangi protokoller varmış, hangi metodlar varmış, hangi IP'lerden gelmiş, hangi portlardan gelmiş, destination IP'ler nelermiş, destination portlar nelermiş gibi görüp yine bizim o Suricata kuralını tanımlarken MSG kısmına koyduğumuz signature'lar üzerinden burada da Kibana tarafında da bunları görselleştire
Biliriz arkadaşlar. Hala daha devamını merak ediyorsak biraz önce Ubox'ta gördüğümüz gibi Kibana üzerinde de bunu genişletip alarmın bütün row halinde burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Yani açık kaynaklı bütün ürünlerde sahip olduğumuz esnekliği ne yaptık? Burada da gördük. Girdi tarafında özelleştirebileceğimiz seçenekler tamamen bizim hayal gücümüzle sınırlı. Çıktı tarafında da aynı çıktığı ne yaptık? Birden fazla üründe, birden fazla amaçla kullanılabildiğini gördük. Süremizi şimdiden 6 dakika aştık. Benim açıkçası anlatacaklarım bunlar, bu kadar. Başka soru varsa Enterprise bir üründe kıyaslama yaparsanız küçük ölçekli mi yoksa büyük ölçekli mi firmalara önerir misiniz? Yani arkadaşlar sertifa edilmiş bir sunucu üzerinde yani sertifa edilmiş bir donanımla yine sertifa edilmiş bir işletim sistemi üzerinde Enterprise ürünlerden farklı davranmasını beklemiyoruz. Yani özetle ben Enterprise Level'da da önerebilirim. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bence ikisi de eğer imkanlarımız buna izin veriyorsa zaten bir tane ürün değil. Yani bu iki ürünü belki paralel, belki seri ama kullanmamız zaten gerekiyor. Artık bunu sizler de görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Bir ürünle bütün sorunları çözmek mümkün değil. Ama şahsi fikrimi BGA'yı bağlamayan şahsi fikrimi soracak olursanız ben önceliği Suricata'ya verirdim. Biraz önce bahsettiğim nedenlerle. Ürünü özelleştirmek, esnetmek çok kolay. Ben kendi adıma hani bir üreticinin kısıtlarına bağlı kalmayı sevmiyorum ama dediğim gibi bu tamamen sizin yoğurt yiyişinizle ilgili. Siz de şunu diyebiliyorsunuz diyor olabilirsiniz. Ya ben bunlarla uğraşamam. Ben hizmet alayım, destek alayım, ben isteyeyim. Birileri bunu yapsın. O zaman kesinlikle evet ya Suricata ile ilgili desteği satın alacaksınız ya da Suricata benzeri ürünleri satın alacaksınız arkadaşlar. Peki benim anlatacaklarım bu kadar. Şu anda soru da görünmüyor. Ben hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki seminerlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada bir şey rica edeceğim. Bu seminerden sonraki anketi doldurmanız bizim sonraki konuları belirlememiz adına bizim için yol gösterici oluyor. O konuda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar, kolay gelsin herkese.